Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Çok teşekkürler. Vallahi hocam şimdiye kadar sağlıklı beslenmeyi konuştuk. Aygın Duygu hocamız da şahane anlattı ama kesinlikle. Gel gör ki uyamadık. Evet. Aldık kiloları ve artık ciddi bir şeye kiloya geldik. Ne zaman obezite cerrahisi gerekli? Tabii sınırları var. Bir tanesi vücut kitle indeksi denen bir indeks tanımladık. Yani bu indekse baktığınızda insanların olması gerekli kilodan bir 30-40 kilo fazlası varsa eğer bizim cerrahi sınırlarına girmeye başlıyor. Vücut kitle indeksi dediğimiz şey de şu, hep söylüyoruz. Onu da hep zor geliyor yani bana hep söylüyoruz ama pratik gene söyleyelim, hesaplaması da kolay. Kilonuzu boyunuzun karesine bölün. Yani 100 kiloysanız ve 1 metre 70 santim boyundaysanız 100 kilo bölü 1.70 çarpı 1.70 deyin. Eğer karşısında çıkan değer 30'un üstündeyse bizim alana yavaş yavaş giriyorsunuz demektir. Yavaş yavaş. 35'in üstündeyseniz artı bir yandaş hastalığınız varsa 40'ın üzerindeyseniz cerrahi olabilirsiniz. Yandaş hastalıktan kastımız şeker ne? Şeker hastalığı başta, biraz sonra belki değineceğiz buna. Zaten ne yazık ki bu hastalık sürecinde çok oluyor. Çok önemli. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, karaciğer yağlanması. Karaciğer yağlanması, solunum sistemi problemleri, eklem hastalıkları olduğu zaman zaten bu kısma girmiş hastalarımız dünyada bakıldığında %3 kendi kendilerine, yani diyet başka yöntemlerle kilo verip normal kilolarına dönebiliyorlar. Ah, ama hocam, kalan %97'si dönemiyorlar. Onlardan birisi bizim stüdyomuzda. Evet. Ben sizin geleceğinizi bildiğim için kendisini bugün davet ettim. Tamam. Murat Bey, böyle alabilir miyim sizi? Buyurun, o da heyecanla sizin gelmenizi bekliyordu. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldin Murat. Murat Merhaba. Bey buyurun şöyle ortamıza. Şimdi Murat Bey 41 yaşında, 135 kilo. Özel bir kurumda şoför olarak çalışıyor ve 10 yıldır kilolarıyla mücadele ediyor. Diyabet hastası, uyku apnesi var ve ameliyat olmak istiyor. Şimdi uygun musunuz değil misiniz? Bir önce onu hocama danışsak olur mu? Tabii ki. Tabii. Bu arada şoför olduğu için çok hareket de edemiyor. Hareket edemiyor, oturuyor, düzensiz besleniyordur. Biliyorum Murat ve Murat gibi çalışan arkadaşlarımızın problemlerini. Kilosu 135. Boyun kaç Murat? 1.65. 1.65. Vücut kitle indeksi 40'ın üstünde rahat, kabaca düşünüyorum. Hmm. Yandaş bir problemin var mı? Yani kilona dahil edeceğimiz obezitenin dışında bir yaşadığın problem var mı? Evet, diyabet hastasıyım. Evet. Artı uyku apnesi. Aha. Ağır derece uyku apnesiyim. Maskeyle kullanıyorum zaten. BiBAP cihazı kullanıyorum. Yani uyurken bir şey takıp maskeyle öyle. Maskeyle yapmak zorundayım. Zaten onun yüzden sürekli izler oluyor. Ha. Sabahleyin işe geldiğim zaman arkadaşlar hani ne oldu, bir şey mi oldu diye soruyorlar. Biliyorlar artık size. Bu arada hanımefendi eşiniz mi? Hanımefendi iş yerine arkadaşım. Arkadaşlarınızla zaten beraber geldiniz ya. Ne güzel var. Başvurmada da kendisi çok öyle destek mi? Oldu. Çok teşekkür arkadaşlar. Ediyoruz. Sağ olun. Bu arada evli misiniz? Ayrıldım. Evliydim. Yani bir 10 sene oldu. Zaten çocuk ayrıldıktan var mı? Sonra bir oğlum var. Allah onu size bağışlasın inşallah. Peki şimdi obezite cerrahisini duydunuz mu? Duydum. Faydası olan insanları gördünüz mü? Nursel Hanım. Yani siz de mi oldunuz? Obezite cerrahisi mi geçirdiniz? Siz de böyle olabilir miyim? Hadi gelin böyle. Ha, hocam anlatıyor. Evet. İşte burada canlı i̇şte tanığı varmış bak. İşte varmış. Tabii evet. Daha güzel. Peki hocam, şimdi mesela Murat Bey böyle bir cerrahiye uygunsa nasıl bir sistemle yapıyorsunuz operasyonu? Gelin böyle buyurun. Şimdi tabii operasyonda seçilecek bir takım operasyon tipleri var. Bunların çoğu halk arasında da biliniyor. İşte bir tanesi sliv gastrektomi dediğimiz tüp mide, bir tanesi bypass dediğimiz prosedürler. Ama her zaman şunu düşünmemiz lazım. Ameliyatlar kusursuz, eksik, hastaya yandaş problem getirmeyen şeyler değil. Biz ameliyatları gerek olduğu durumlarda yapıyoruz. Çok, çok önemli. Çok yaşayın çünkü. Bakın, ben biraz tedirgin konuşuyorum bu konuda. İnsanlar da tedirgin. Tedirgin de oluyorlar. Haklı olduğu kısımlar da var. Ama gerekse mutlaka yapılmalı. Murat bunun en güzel örneği. Eğer Murat ameliyat dışında bir yöntemle verebilseydi gerek yoktu ameliyata. Ama 135 kiloya gelmiş bir insan. Eğer artık ben kilo veremiyorum diyorsa ve diyabeti de varsa ve uyku apnesi de varsa bunun için müdahale etmek gerek. Çünkü Murat'ın bu dakikadan sonra hayatı ciddi risk altında aslında. Ya daha 41 yaşında. Niye? Diyabeti tabii gittikçe artacak. Ve daha yani tam ilk evini yapmış, evladı var, evet. Allah bağışlasın. Belki de ikincisini yapacak, hayat yeniden başlayacak tabii onun şey için. Olur. İnşallah hakkınız hayırlısı olsun. Dolayısıyla benim söylediğim şey şu hep. Gerekse yapmalı.
Murat'a gerek yapılmalı. Çünkü hayat tehdit altında. Hocam. Aslında. Hocam. Aslında. Madem gerek, madem yapılmalı diyorsunuz. Ne yapsak ki acaba? Yapacağız Murat'a. Yapacağız mı? Harika. Çok yapacağız. Yaşayın. Murat'a kesinlikle yapacağız. Ay çünkü... çok teşekkür ediyorum hocam. Size emanet ederim. O zaman. Estağfurullah. O bana emanet. Süpersiniz. Önce Allah'a sonra bize emanet. Çok ama teşekkür neticede ediyoruz. Murat bu ameliyattan fayda görecek. Kilo verdiği zaman Murat'ın diyabeti %80-90 bitecek. Kilo verdiği zaman uyku apne nöbetleri kalmayacak. Hepsini takip edeceğim ben burada. Çok, çok merak sevinirim. Ediyorum. Çok iyi olur. Tabii ki. Ve sizden rica ediyorum Murat'ı ameliyat ettikten sonra inşallah sağlıklı bir süreç i̇nşallah, yaşayacağız. İnşallah. Onun sonunda da birlikte çıkalım. Kendisi anlatsın sonucunu. Ben anlatmayayım. En güzeli bu. En güzeli. Dolayısıyla hani bizim anlattıklarımız havada kalabilir. Hani şöyle düşünülebilir ya adam zaten cerrah. Bunlar zaten böyle iyi. Hayır öyle değil. Yani yaşayan insanlara sormak. Hanımefendiyi de soralım şimdi. Şimdi onu soracaktım. Siz kaç kiloydunuz? Evet. 147. Şimdi kaç kilosunuz? 86. Ne? 86. Vallahi değişmişsiniz çok o zaman. Peki nasıl karar verdiniz ameliyat olmaya? Sosyal hayatta bir problem yaşamıştım kendimle alakalı. Ölmeyi düşünüyordum. Ay Allah korusun. En son ya öleceksem de zayıf öleyim bari dedim. Bak ya nasıl bir mantık bu aman ha sakın. Dedim. Lütfen böyle şeyler asla düşünmeyin. Ama ben de asla. Çok şanslıydım. Benim hocam da çok kıymetli. Ne güzel. Çok değerli. Peki şöyle yapalım mı? Şimdi Murat'ın görüntülerini izleteyim. Bakın neler yaşıyor, neden ihtiyacı var. Bir izleyelim ondan sonra konuşalım tekrar. Merhaba ben Murat Direli. 41 yaşındayım. İstanbul Kasımpaşa'da ikamet ediyorum. Bir şirkette araç şoförlüğü yapmaktayım. Yaklaşık 135 kiloyum ve yaklaşık 10 yıldır kilolarımla savaşmak durumundayım. Mücadele ediyorum. Kalıcı bir çözüme de varamadım. Bu süre zarfında ciddi sağlık sorunlarım oluştu. Diyabet hastasıyım. Ve ağır derece uyku apnesi tedavisi gördüm. Ve şu an cihaza bağlı olarak maske kullanmaktayım. Diyabetim nedeniyle dişlerim dökülmeye başladı. Ameliyat olmak istiyorum fakat maddi sıkıntılarımdan dolayı bunu başaramıyorum. Zahide Yetiş Hanım'ın bana bu konuda yardımcı olmasını istiyorum. İnşallah Murat. Ben hocamıza çok inanıp güveniyorum. O yüzden geldiğinde ben beni kırmayacağını zaten tahmin ediyordum. Peki bundan sonra ameliyattan sonraki süreç Murat merak ediyor musun? Varsa soruları lütfen sen de sor. Şimdi dişlerim dökülüyor demiştim. Bir bakabilir size. Miyim dişlerine? Evet gerçi bunlar evet. 41 yaşındasın daha sen. Evet. Bir güler misin bana? Evet ya. Yani çoğu döküldü zaten. 2-3. Bir de çekilen diş diş eti iyileşmiyor. Şeker hastası olduğum için. Yani iyileşme süreci çok uzun sürüyor. Geri gelmiyor. Evet. Peki doktorumuza sorun var mı merak ettiğin? Mesela ilaç kullanacak mıyım diye sorabilirsin. Sonrasında ameliyat sonrasında. Evet hocam. İlaç. Şimdi an... Murat hangi ilacı kullanıyorsun diyabetin için? Hocam, İlaç ismi söyleme ama etken maddesi. İlaç ismi söylemeyelim. Evet. Hap mı tablet mi kullanıyorsun? Enjeksiyon yapıyor musun? İğne yapıyor musun? Hap yani? Kullanıyorum hocam. Hap kullanması daha biraz ileri derecede bir diyabetin olmadığını gösteriyor. Bu daha iyi bir şey. Çünkü bu tamamen tip 2 diyabeti var Murat'ın ve fazla kilosuna bağlı. Fazla kilosu gidince diyabet sorunu %90 ihtimalle düzelecek. Bu çok önemli. Ve bunu uykusu, sadece efendim uykusu uyku apnesi de düzelecek. Çünkü o da kiloya bağlı. Nefes alıp vermesinde problem var. Çok sık gördüğümüz şeyler bunlar. Ve bunların hepsi fazla kilosuna bağlı. Yani bu fazla kilosunun gitmesiyle beraber uyku apnesi ve diyabet problemi çözülecek. İnşallah. Dolayısıyla Murat'a aslında yeni bir hayat başlayacak. Kilosuz peki, olası, ve sağlıklı. İnşallah. Biz de çok isteriz. Evet. Onun yeni bir yaşam kurmasına vesile olmak. Peki olası riskler var mı? Elbette yani iyi taraflarını var. Söylüyoruz ama olası riskleri de söyleyelim. Elbette. Şimdi hayatta her şeyin bir riski var. Ben hastalarıma onu da söylüyorum. Yani, bu arada bu bir mide operasyonu değil. Evet. Şeker hastalığı olduğu için farklı bir operasyondan bahsediyoruz. Evet. O da yanlış anlaşılmasın. Şimdi operasyonların hepsinin bir riski var. Hı hı. Ama biz hep şunu ortaya koyarız. Yapacağımız operasyonun getirisi faydası ve götürüleri neler? Eğer faydası çok olacaksa ben diyorum ki Murat'a yeni bir hayat olacak bu. Hayatı kurtulacak belki. Çünkü bu tür problem yaşayan hastaların, bu bilimsel bir veri, benim söylediğim şey değil, %10 olası ömürleri kısalıyor. Bu çok önemli bir şey. %10. %10 ve çok önemli. Ve Murat'ın diyabet ve ilerleyen yaşamdaki yaşayacağı problemler nedeniyle sürekli bir hastanede olacak her ay.
bir sürü ilaç kullanacak ve bu hastalıkların getirdiği problemleri de yaşayacak. Bunlar da bir yaşamsal risk. Eğer bunları düşünürsek, obezite veya diyabet için yapacağımız bu operasyon, neticede eğer tecrübeli insanların yaptığı merkezlerde ve olası problemlere müdahale edecek insanların, uzmanların olduğu merkezlerde yapılıyorsa, riski bir safra kesesi ameliyatı, bir fıtık ameliyatı kadar. Ama riski sıfır mı? Elbette değil. Ama hiçbir operasyon değil zaten. Ama hiçbir operasyon riski sıfır değil. Ama yaşamda birçok şeyin riski sıfır değil. Uçağa biniyoruz, bugün otobüse sokağa biniyoruz, çıkıyoruz zaten, sokağa bir risk çıkıyoruz. Ama. Her şeyde bir risk var. Eğer böyle düşünürsek kabul edilebilir risk. Ama bir cerrahi işlem, tekrar söylüyorum, bir takım riskleri var. İyi merkezde tecrübeli insanların yapması lazım. Özelliği olan bir ameliyat, gerekli olan prosedürü çok iyi seçmek lazım Murat'a. Evine ne zaman dönebilir operasyondan sonra? İşe ne zaman başlayabilir? Yani bizim hastanemizde klasik olarak izlem süremiz 2 ya da 3 gün. Bir gün check-up gibi genel bir değerlendirme yapıp anesteziye ve ameliyata hazırlıyoruz. 2 gün ameliyattan sonra yatırıyoruz, 3. gün taburcu ediyoruz. İsterse 2-3 günde evinde istirahat edip işine dönebilir. Bir problem olmaz. Yani bir hafta bile olmadı bir yani. Bir hafta kendisine, bir haftadan az bir süre ayırması lazım. Murat, yıllık iznini bile alma. Yani ben olmazsa izin alayım iş yerinden. Evet. Hocamıza bir şey sorabilir miyim? Veriyor musunuz izin? Şefimiz de burada. Tamam, süpermiş. İş yerinden izin de aldık ki gerek bile kalmadı. Buyurun tabii ki sorabilirsiniz. Şimdi, ben de kilocuk olduğu için göbek fıtığı da oluştu. Ufaktan. Nerede yani göbek fıtığı? Tam şurada. Evet. Ama daha çok küçük gibi duruyor yani ama şurada. Yani o operasyon sırasında, aynı operasyon sırasında ona da müdahale etmek edilebilir mümkün. Edilebilir mi? Edilebilir tabii. Ama mesela bu olduğu gibi yağ ve çok sert bir yağ. Çok sert. Evet. Ama bu yavaş yavaş eriyecek, gidecek. Eriyecek tabii. Hareket ettikçe. Yani ilk 6 ay içinde bir 30-40 kilo vermesini planlıyoruz. Peki Murat, sorsana canım, bir şeyler yemek isteyecek mi? Şimdiki gibi iştahlı olacak mıyım? Sor. Hocam bende şöyle bir soru var. Ben normal gündüz çok aşırı yemek yemiyorum. Yani normal arkadaşlarım gibi yiyorum. Ama geceliğin yani içime sanki bir canavar giriyor. Değişiyorum yani çok yani. Bir de şekerli çok istiyorum. Aşırı şeker yiyorum. Sonra tuzlu istiyorum. Tuzu yedik bir şey, tekrar şekerli yemek istiyorum. Arada su içiyor musun bari? Yok hocam, su çok sürekli kullanmıyorsun. O da yok yani. Dayanırım. Şimdi bütün mesele aslında açlıkla ve tokluktaki bütün iş insülinin düzeyiyle ilgili bir ama olay. Ama bir tatlı yiyormuş, bir tuzlu yiyormuş. Aynen, çünkü tatlı yiyor, insülin tepe yapıyor. Tuz. Ondan sonra kan şekeri düşüyor, bu sefer tuzluyor, işte tatlı onu tolere etmeye çalışıyor. Ve bunu gece yapıyor. Tekrar bir şeyler yiyor ve gece. Bugün de şeker rejimi almadım, kulaklarım kızardı. Ne yapacağım, almayacak kulaklarım kızardı. Ben de canlı yayın heyecanından zannediyorum. Yok, kulaklarım normalde o konu rahatım. Şimdi, ama sormadın dediğimi hocamıza. Şimdi. Yine böyle canım isteyecek mi? Canım isteyecek mi? Şöyle, canın eskisi gibi istemeyecek. Bu çok güzel bir şey. Kesinlikle ama biz bu ameliyatlarda midenin kubbe tepe kısmını çıkartıyoruz. Oradan açlıkla ilgili bir hormon salgılanıyor. Bu açlıkla ilgili hormon bir ay sonra ortadan kayboluyor. Kişiye bağlı olarak, çünkü bu açlık hormonu ve diğerleri sadece buradan salgılanmıyor. Bazı kişilerde ve çoğu insanda bağırsaklar da bunu salgılıyorlar. Dolayısıyla bizim yapacağımız ameliyatta bu tepe kısmı kalkacak. Ne kadar etkileyecek zaman gösterecek ama iştahı azalacak. Onunla da kalmayacak. Eski miktarda yeme şansı yok. Eski miktarda yiyemeyecek. Ama bizim dediklerimize de dikkat edecek. Beslenme uzmanımız ona şunlara gene dikkat et diyecek. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz Murat'ı ameliyat edeceğiz. Ama ben eskiden ne yapacaksam onu yapacağım. Eyvah. Ben bu kiloyu vereceğim diye bir şey yok Murat. Dolayısıyla sen yeni sistemine adapte olacak, yeni bir yeme düzeni elde edeceksin. Bu da bir süreç alacak ama senin peşini bir sene bırakmayacağız. Takip edeceğiz ve bu sistemin oturacak. Ama kilo verdiğinde göreceksin ki ne şeker ilacı kullanacaksın ne de uyku apnene dair bir şey kalacak. İnşallah bunu da Zahide Hanım vakti geldiğinde bir 6 ay sonra uygun göstermez olur. Göstermez miyim hocam? Evet. Çok mutlu seni olurum. Seni tekrar yani. Çıkarsın, aynı yerde duralım, sen de yaşadıklarını anlat. İnşallah, ay inşallah. Tamam. Ben de hocam bir takım elbise giyebilirim artık. Ay kıyamam ya. Tabii takım elbise. Tabii doğru, şimdi ön taraf kapanmıyor ki. Yani montum da kapanmıyor. Yani sen yani. Asıl oğlun mu var, kızın mı var? Oğlum var. Sen oğlunu asıl düşün. İnşallah. Babasını böyle fit gördüğü zaman onu hissedecek asıl ya. Bu sporcu kendisi, kendisi basketbol. Aferin ona. Kaç yaşında? 11 yaşında. 11-12 yaşında babasının i̇nşallah. Çok daha inşallah, inşallah değiştiğini. Beraber basket oynarız onunla inşallah. İnşallah. En büyük hayalin ne? Yani çocuğuma da ona girebilmek. Yani kiloların nedeniyle vücuda bir ağırlık var. Yani hareketlerim kısıtlı. Anneciğinle mi yaşıyorsun sen şimdi? Ya şu an ayrı yaşıyorum kendim.
Kendin. Yani ailemle görüşüyorum ama ayrı yaşıyorum. Peki anneler de böyle bu evet. konularda of oğlum bir kendi şeyine girebilsen. Evet. Ben mesela artık onun anneni çok iyi oluyorum. Of oğlum ikinci evlensen şu hayırlı evet. bir kısmet bulsak sana şeklinde değil mi? Şimdi bir de zayıflatalım da bakalım nasip. Siz de ama çok iyi kilo vermişsiniz. Hocam yaşayın ama ya bu göbek harika. Gitmiyor benden de ya. Olsun, gider ama çok iyisiniz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Var olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Murat size emanet. Sağ olun. Şimdi biz neler yaptıydık ama bak sağlıklı şeyler de yapmıştık. Onları göstereceğiz programın başında yaptık. Elif'in yanına gidiyorum. Hemen bir reklam arası. Çok teşekkür ediyorum hocam.